Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir su böreği tarifim olacak bugün sizlere. Bakın oldukça kolay bir şekilde sudan çıktı. Ardından hemen soğuk suya alıyorum böyle bir şekilde. Tüm malzeme listesini bilgi kutusuna yazacağım. Malzemeleri buradan bakıp videoyu da sonuna kadar izleyip tarifimi denemenizi rica edeceğim. Çünkü gerçekten çok güzel oldu. Bunu herkes denemeli diyorum. Hamurun yapımıyla başlayalım. 3 tane yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Tam ölçülü tüm malzemeler net. Şimdi göstereceğim kıvamını size. Yumurtaları şöyle bir çırpıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı su ekliyorum. Su miktarını bir yemek kaşığı daha artırabilirsiniz. Şimdi söyleyeceğim bunu. Bir tatlı kaşığı sirke ekliyoruz. Bunları güzel bir şekilde çırpıp ardından un ilavesiyle güzel bir hamur yapacağız. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı hamurun biraz daha kolay açılıp daha güzel haşlanması için koyuyoruz. Bu yanıma ben 3 su bardağı un aldım. Ama hepsini kullanmayacağım. Şimdi ne kadar kullanacağımı size hem göstereceğim hamurun kıvamını hem de bilgi kutusuna ölçüleri net bir şekilde yazmış olacağım. Bu şekilde bir kaşıkla önce karıştırıyorum. Toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullanmanız yeterli bu ölçü için. Dediğim gibi eğer hamurunuz çok sert toparlanmayacak gibi olursa bir yemek kaşığı daha su ilave edebilirsiniz. Su böreğinin genel özelliklerinden bir tanesi hamurda çok fazla farklı sıvıların bulunmamasıdır. Yani yumurta ile kıvamının ayarlanmış olmasıdır. Bu yüzden biz de tarifin orijinaline sadık kalıyoruz. Bazı tariflerde böyle bir çay bardağı kadar falan süt koyuyorlar. Benim tarifimde kesinlikle öyle şeyler yok. Hamurun ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar güzel açıldığını şimdi göreceksiniz. Kıvamımız bu şekilde. Ben bunu bu şekilde masanın üzerinde uzun uzun yoğurdum. Eğer mutfak şefi kullanacaksanız şöyle 4-5 dakika. Eğer elinizde yoğuracaksanız toplamda şöyle 7-8 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Yoğurdukça çünkü kıvamı güzelleşip hamur daha böyle özlü olacaktır. Hamuru minik minik 10 tane bezeye ayırıyorum. Bezeleri tartmadım ama eşit olmasına önem gösterdim. Bu şekilde elimle yuvarlayıp altını unladığım bir tepsinin üzerine alıyorum. Bakınız bu şekilde tepsiyi de güzelce şöyle üzerine hava almayacak şekilde poşete kapatıyorum. Şöyle yarım saat kadar beklemesi lazım, dinlenmesi lazım. O dinlenirken ben de iç malzemelerimi hazırlayayım. Yarım kalıp beyaz peynir var burada. Bunu güzelce şöyle çatalla eziyorum. Dilerseniz bu uzayan peynirlerden de kullanabilirsiniz. Özellikle Erzurumlular civil peynirle tabii ki de yapıyoruz ama ben şu an bulamadığım için bunu bu şekilde beyaz peynirle yaptım. Dinlenen hamurlardan şimdi bir tanesini alıyorum. Unu minimum miktarda kullanarak hamurumu açmaya başlıyorum. Diğer börekler ya da kete gibi ya da farklı bir hamur işi gibi değil. Unu az kullanmak gerekir hamur açarken. Ama tabii ki de hamurun yapışmasına da müsaade etmeyeceğiz. Şöyle minicik bir unu alıp elimizde hamurun her tarafına şöyle serpip yapışmaktan kurtararak hamurumuzu yavaş yavaş açıyoruz. Boyutunu çok fazla büyütmeyeceğiz. Tavamın çapı 28 cm. Tavamdan şöyle 1 santim 2 santim kadar büyük açmış olmam benim için yeterli. Çünkü su böreğini tavaya döşerken şöyle hafif buruşturarak döşeyeceğiz. Daha kalın daha dolgun gözüksün istiyoruz çünkü. Tam tava boyutunda açarsak karıştırma ihtimalimiz olmaz. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Hafif hafif unlayarak açıyorum. Merdane de kullanabilirsiniz isterseniz açarken. Ben oklavayla çok rahat açabildiğim için bu şekilde deniyorum. Bakın bu şekilde sarıyorum. Hamura elimi çok fazla bastırmıyorum. Genelde oklavanın üzerinden açıyorum. Çünkü hamura çok fazla bastırırsak hamur ezilir. Suda çok suda güzel haşlanmaz ezilirse eğer. Bir tanesini göstereceğim. Diğerlerini
hızlıca geçip haşlama kısmına geçeceğim hemen. İnceliğini şimdi size göstermek istiyorum. Ne kadar incelttiğim hamuru. Bakın minicik unladığım halde yine de yapışıyor. Bu aşamada yine dediğim gibi çok az minicik şöyle unlarsanız güzel olur. Tavam bu şekilde. Tavamın boyutundan şöyle bir tık büyük açtım. Şimdi tavamın tabanını şöyle zeytinyağı ile yağlıyorum. İçi için 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bu miktardan tabii ki de artacaktır. Onu da diğer yemeklerinizde tüketebilirsiniz. Bu şekilde ilk yaptığımız yufkayı tavanın tabanına pişirmeden seriyoruz. Tavanın kapağını kapatabilirsiniz. Hamurumuz daha fazla kurumasın. Şimdi diğer yufkalarımı açmaya başlıyorum. Yufkalarımı açarken dediğim gibi yine minicik minicik un kullanabilirsiniz. Yapım gerçekten çok kolay. Bezeler minicik olduğu için açması da çok kolay. Oklavayı, merdaneyi ilk defa kullanan arkadaşlarım bile bu tarife bir şans versin istiyorum. Çünkü gerçekten hamurun kıvamı çok güzel. Haşlanması çok çok kolay. Hiçbir sıkıntı çıkarmıyor size. Zaten küçük olduğu için kolaylıkla sudan çıkıyor. Bakın hamurun inceliği de bu şekilde. Bunu göstermiş olayım size. Çok ince değil, çok da kalın değil. Şöyle mantı hamurundan sanki biraz daha ince gibi. Bu şekilde. Hamurlarımı ben hepsini açtım ve ben biraz hızlı açtığım için üzeri birbirlerine yapışır korkusu olmadan bu şekilde üst üste dizdim. Eğer yavaş açıyorsanız teker teker bir sofra bezinin üzerine koyup üzerlerini örtmenizi tavsiye ederim kurumasın diye. Şimdi kaynamış suyun içine şöyle 1,5 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hamurlarımı sırayla haşlayacağım ve tavama döşeyeceğim. Bir tane yufkayı atıyorum. Bu arada diğer yufkanın üzerinde tereyağla yağlıyorum. Böyle fırça yardımıyla her bir kata 1 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanmanız yeterli. Suyun içine attığımız hamurun toplamda şöyle 1 dakika kadar suyun içinde durmuş olması yeterli. Kaynayan suyun içinde tabii. Zaten haşlanan yufka şöyle köpürüp yukarı doğru çıkıyor. Oradan onun artık hazır olduğunu ve alabileceğinizi anlıyorsunuz. Şöyle bir kaşıkla alıyorum. Ardından hemen soğuk suyun içine atıyorum. Soğuk suda şöyle bir kendini toparlayan hamuru tekrardan şöyle elimle suyunu sıkarak alıyorum ve tepsimi açarak döşüyorum. Bakın kesinlikle yapışma, herhangi bir olumsuz durum, yırtılma olmadı. Çünkü dediğim gibi hamurumuzun kıvamı çok çok güzel oluyor. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi rica ediyorum. Tarifimi buraya kadar izleyenlerden bir ricam olacak. Yorumu ufacık bir kalp ya da bir emoji bırakırsanız izlediğiniz anlarım ve ben de o güzel yorumlarınıza birer kalp bırakarak sizleri yanıtlamış olurum. Diğer yufkamı haşlıyorum. Bu şekilde 5 tane yufkayı üst üste haşlamış oluyoruz. Haşlamış ve dizmiş oluyoruz. Her birinin arasını yağlamayı unutmuyoruz. Fırça ya da kaşıkla şöyle toplamda 1 yemek kaşığı olacak şekilde hazırlamış olduğumuz yağdan hazırlıyoruz. 5. yufkanın sonuna geldik. Bakın şimdi iç malzemeye ekliyorum. Peynirli karışımı. Su böreğini kıymalı yapanlar da oluyor. İsterseniz kıymalı bir harçlı da yapabilirsiniz ama bizim favorimiz ve en sevdiğimiz bu şekilde peynirli maydanozlu bir içli hazırlanan su böreği. Buruk kısımları özellikle çok fazla detaylı bir şekilde yapmadım ve hızlandırdım sıkıcı olmaması için. Umarım videomu izlerken sizler de keyifle izliyorsunuzdur. Soğuk sudan çıkardığınız yufkayı dilerseniz çok sulu geliyorsa size şöyle temiz bir mutfak bezine de bu şekilde şöyle kondurabilirsiniz. Suyunu alarak şöyle. Bu şekilde tüm yufkalarımı haşladım ve tepsime dizdim.
Bundan biraz daha büyük bir tava içinde bu ölçüleri kullanabilirsiniz. Yani 30 santimlik tavada bu ölçüyü kaldırır. Sadece bir tık daha ince olur ama o hiç problem değil. Şimdi tam bir tane yufkam kaldı. Onu da yine haşlamadan kuru bir şekilde tavamın üzerine koyuyorum. Şimdi ocağın altını açıp ocağın şöyle büyük gözünü orta ateşe alıp çevire çevire böreğimi pişireceğim. Şöyle bir spatula yardımıyla kenarları da şöyle ittiriyorum içine. Tavamı hafif hafif sallıyorum böyle bu şekilde. Tarif gerçekten hem çok güzel hem uygulaması çok kolay hem de gerçekten lezzeti şahane oluyor. Hem de yani pratik bir şekilde yapabileceğiniz boyutlarda öyle çok büyük bir tepsi değil. Bakın tek elimle bile çok rahat çevirebiliyorum. Bu tarafı tamamen pişti ve çok güzel kızardı. Şimdi diğer tarafını pişireceğim. Yine tavama biraz zeytinyağı ekliyorum. Ben tavaları hep zeytinyağı eklerim börek pişirirken. Gerçekten zeytinyağının vermiş olduğu rengi ve kokusunu çok seviyorum çünkü böreklerde. Bu şekilde diğer tarafını da pişirerek böreğimi sonlandırıyorum. Böreğim gerçekten çok çok lezzetli oldu. Tarifi mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Bu tarafı da pişti. Bakın şimdi göstereyim size. Gayet güzel bir renk aldım. Orta ateşte pişiriyoruz. Çok yüksek ateşte pişirmiyoruz. İçini çeke çeke. Böreğimiz biraz soğuduktan sonra şimdi dilimleyip iç kısmına bakalım. Şöyle bir servis tabağına alıyorum. Ve böreğimi dilimliyorum. İsterseniz üçgen üçgen böyle havuç dilim şeklinde de dilimleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videomu ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.